Allah. La ilahe illallah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. İnna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Sadakallahu al-azim. Muhterem Müslümanlar, Yüce Allah'ın insan oğluna verdiği nimetler sayılmayacak kadar çoktur. İnsanı yoktan var eden, ona verdiği akıl ve benzeri yeteneklerle diğer yaratıklara üstün kılan olur. Bütün bunlara karşı bir şükür demek olan ibadet de Müslümanın görevidir. Bu görevini yapmayan insan kusurlu insandır. İslam dininin öngördüğü kurban ibadeti, İbadet maksadıyla belirli bir zamanda belirli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne göre kesmektir. Yüce Rabbimiz bu hususu Haç suresi 34. ayette şöyle belirtir. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları keserken Allah'ın adını ansınlar ve ona şükretsinler diye iman eden her ümmete bir kurban ibadeti koyduk. Ey insanlar, şunu unutmayın ki hepinizin ilahı bir tek ilah olan Allah'tır. Öyleyse yalnızca ona teslim olun. Ey Peygamber, Rablerine karşı alçak gönüllü ve ihlaslı olanları dünya ve ahiret iyilikleriyle müjdele. Değerli kardeşlerim, kesilecek kurbanla ve nasıl kesileceği ile ilgili temel şartları şöyle sıralayabiliriz. İslam dininde kurban edilecek hayvanların neler olduğu belirtilmiştir. Bunlar büyük baş hayvan olarak sığır, manda ve deve, küçük baş koyun ve keçidir. Zikretmiş olduğumuz bu hayvanların erkek ve dişi olmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Dileyen bu hayvanlardan hangi cinsine isterse onu kurban edebilir. Ancak tavuk, kaz, kümes hayvanları ile ceylan gibi hayvanların kurban edilmesi caiz değildir. Koyun ve keçi bir kişi, sığır, manda ve deve ise 7 kişiye kadar hisseli kurban edilebilir. Koyun ve keçi cinsinden hayvanlar 1 yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir. Koyun, semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındakilerle aynı olması halinde 6 ayını tamamladıktan sonra da kurban olabilir. Sığır ve manda cinsinden hayvanlar 2 yaşını, deve ise 5 yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilirler. Kurban edilecek hayvanlarda kurbana engel olabilecek bir özür bulunmaktadır.
unutmamalıdır. Bu sebeple aşağılık sayacağımız özürler bir hayvanda bulunur ise o hayvan kurban edilemez. İki veya bir gözü kör olması, çok zayıf, çelimsiz olması, kurban edilecek yere kadar yürüyemeyecek durumda topal olursa, kuyruğunun ve kulağının üçte ikisinin olmaması, küçük baş hayvanlarda bir memesi, sığırda ise iki memesi kurumuş olması, boynuzunun çoğunun veya tamamının kırık olması, ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal ve deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından herhangi bir sakınca yoktur. Değerli kardeşlerim, kurbanın kurban bayramı günlerinde kesilmesi gerekir. Bu günler ise Hanefi mezhebine göre kurban bayramının ilk üç günü, yani Zilhicce ayının 10. 11. ve 12. günleri, bayram namazının kılınmasından 3. günün akşamına kadarki süredir. Kurban kesim işlemine bayram namazı kılındıktan sonra başlanılmalıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu şöyle dile getirmektedir. Bugünümüzde bizim için ilk yapılacak şey namaz kılmaktır. Ondan sonra etlerimize dönüp kurban kesmek olacaktır. Her kim böyle yapar ise sünnetimize uygun iş görmüş olur. Kurbanın kesilme amacı tamamen ibadet kastı olmalıdır. Tek başına kesen için de, ortaklı kesenler için de durum böyledir. Allah rızası güdülmeyen her ibadette hayır olmadığı gibi kurbanda da hayır olmayacaktır. Zira bütün ibadetler niyetlere göre değerlendirildiği gibi kurban ibadetinde de hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'ın haramlaşmayacak, ancak takvamız ulaşacaktır. Allah-u Teala keseceğimiz kurbanlarımızı veren elle alan el arasında bir gönül köprüsü kılsın inşallah. Aramızdaki sevgi ve muhabbeti daim eylesin. Kurbanlarımızı Rabbimizin af ve mağfiretine vesile kılsın. Değerli kardeşlerim, namaz sonunda Kastamonu ilimizin merkezinde de yapılmakta olan bir cami için yardım toplanacaktır. Rabbim yardımlarımızı kabul ve makbul eylesin. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem اَدَّائِمُ نَذَبِكَ مَنَا اَذَبَّ لَهُ اِسْتَعْرُ الرَّزِيمِ اَذْتُوبِ اِلَيْهِ وَاَسْعُلُّٰهِي وَلِكُمُ تَوْفِيقِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ta'zimen nebiyyi ve tekrimen fekvâmen şâri şâri safiyyi. Ve kâle Allahu azze ve celle min qawâmin muhfira ve âgirân. İnne Allahu melâikete ve yusallûne alel nebiyyi. Ya eyyühellezine âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed kemâ salleyte ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidun mecid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikten ihsan eyle. Bizleri, annemizi, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarını kabul edersin. İnna Allahi yuhu bin adli ve ihsani ve yitâni ve kurbâ ve yenhâ an fahşâi ve münkeri ve bâni. Yaidukum leallekum tezekkerûn. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabayı yardım etmeyi emreder. Çirkinliği, fenalığı, hayasızlığı ne bilir? Tutarsın diye sizlere öğüt verir.